Az önce dediniz ya, hiç hani bilmeyen biri ya bu koç büyüktür deyip gidip işte koçun fonunu alsa bu kadar kazanır diye. Hadi koçu da hiç bilmeyen birine örnek alalım mı? Ve Fonerya'nın otonom portföylerine de birlikte bir bakalım mı? Onlar ne getirmiş? Onun üzerinden de bir gidelim. Evet, bu arada bunu ekleyelim. Yine buna bakalım. Otonom mesela, otonomda mesela bu ay ne getirmiş otonom portföyler? Evet, otonom portföylere bakalım. Go4'e girdik. Zaten Fonerya'ya girdiğinizde kısa bir anket dolduruyorsunuz. Sizin yatırımcı analizinize ölçüyor ve ardından size hangi otonom portföyün uygun olduğunu gösteriyor, söylüyor. Şu an biz Go4'e bakıyoruz. Go4 son bir ayda %6,20 getirmiş. Son 3 ayda %18,71 getiri sağlamış. Yılına da bakalım. Son bir yılda da %102,23 getiri. Evet, şimdi bir yılı güzel ama ben aya baktım. Aya baktığımızda çok güzel. Çünkü aylık olarak değerlendim. Evet. Aylık %6,2 çok güzel. Doların 3,5 getirdiği bir ayda, tamam mı? 6,20 gerçekten güzel bir oran. Dolayısıyla mevduatı da ikiye katlamış. Yani banka faizini de neredeyse ikiye katlamış. Dolayısıyla Go4'ü kullanmak da böyle dönemlerde, böyle piyasanın çok karışık olduğu dönemlerde ne yapayım, ne edeyim bilmeyenler için, insanlar için gayet mantıklı. Aynen öyle. Bu arada ben arkadaşlarımdan da rica edeyim. Bilgisayar şu anda zaten ekranlara bağlı olduğu için soruları göremiyorum. Sorular kısmında destek olmanızı rica edeceğim. Sorulara daha geleceğiz. Evet, daha dur. İzleyicilerimizden gelen yerli borsalara baktık. Soruları. Yerli borsa fonlarında mesela ne kadar getirisi olan fonlar olduğunu gördük. Bir daha açalım yerli fonlar başına, ilk baştaki şeyi. Gelelim tekrar. Evet. Bakın, borsanın bu kadar kötü olduğu bir ayda, yani eksi olduğu bir ayda, borsada bir ayda insanların para kaybettiği bir ayda, bakın borsa fonları neredeyse çoğu para kaybetmemiş, görüyor musunuz? Evet. 2.50, 2.47, 2.30. Tabii. Ya şu an hani en ne kadar kötü bakıyorum, bile seseniz para kaybetmemişsiniz neredeyse. Aynen öyle hani. Teşekkürler. Şimdi bir de Eurobond fonlarına bakalım. Biraz daha dolar bazı getiri sağlayalım diyenlerin Eurobond fonları. Eurobond da gelsin ekranlara bakalım. En çok getiri sağlayan TL olmuş. Euro portföyün %5,63 getirmiş. Yine QNB Finans portföyün Eurobond'u da 5,50 getirmiş. FUP 3. sırada da AK portföyün AKE var. Eurobond o da 5,32 getirmiş. Baktığınızda bütün 4-5 tane büyük bankanın Eurobond fonları 5,50, 5,40, 5,70 falan getirmiş. Evet. Bu da ne demek oluyor arkadaşlar? Demek ki Eurobond fonuna yatırım yaptığımızda normalin çok çok daha üzerinde, hem banka faizinin hem de doların üzerinde getiri sağlayabiliyoruz dönemsel olarak. Tabii çok istisna dönemlerde bu değişir ama çok kısa vadeli bakmadığımızda, günlük olarak değişkenlik olsa da, ama uzun vadeli baktığımızda gerçekten iyi bir oran bu. Eurobond fonu da yaklaşık %5 civarı getirmiş. Buradaki en yüksek olanın en sondakini bir açabilir miyiz? Onun mesela bir yıllık getirisine de bakalım. Hemen bakalım yıllık getirisine. %115,75. Bakın %115. Aynı dönemde o çok kazandırıyor dedikleri dolar %60 kazandırmış arkadaşlar. Doların %60 kazandığı yerde %115 kazandıran fon var. Dolayısıyla bu fon yönetimi çok önemli bir şey. Fonlarınızı doğru yere koyalım. Eurobond'un da iyi bir getiri olduğunu yine görmüş olduk. Süper. Bir de faizle ilgili bono vesaire fonlarına bakalım. Hazine bonosu, tahvil hemen bono. Hemen onlara da bakalım. Evet, en düşük getirinin olduğu fonlar genelde hazine bonosu ve tahvil bono fonları olurdu. Normalde çok çok daha kötüydü de bu son dönemdeki faiz artışlarıyla beraber biraz toparlamaya başladı. Ama bu toparlamalara rağmen baktığınızda yaklaşık işte mevduat kadar getiriyor. Dolar kadar getirmiş. Çok büyük bir getiri oranı yok. %3, 3,5, 3,80, 3,60. Burada kimlerin kullanması lazım bunu? Biraz daha parayı çok kısa süre içinde kullanmak zorunda olanlar. Yani bugün biri yazmış, diyor ki bir ay sonra annemin hastane masrafı var diyor. Biz evi sattık diyor. O parayı kullanacağız bir ay sonra. Senin bir ay sonra kullanacağın parayla blockchain fonu da almaman lazım. Hisse senedi fonu da almaman lazım. Hatta altın fonu bile belki almamak lazım. Yani şu an seçim dönemi olduğu için hadi bir şey diye, ama normal şartlarda almaman lazım. Çünkü çok kısa vadedir. Bir ayda bir şeyler değişebilir. Ama bu tarz fonlar bir ayda size mevduat gibi garanti getiri sunduğu için çok daha emniyettir. Çok kısa vadede bir aylık paranız varsa bu tip Türk lirası faizi içeren fonlar çok çok daha mantıklı ve risksiz. Bir de bir fon vardı. Ziraat Bankası'nın ZP ile başlayan bir fonu vardı. Tam fonu ismi hatırlamıyorum ama dolara mevduat eşleniği getiri sağlayan bir fondu. Bir onu bulabilirsek Ziraat Bankası'nın hemen açtık Ziraat'ın. Evet arkadaşlarım bakıyorlar. Altın katılım değil, ZP ile başlayan, ZP 0.06 olabilir. ZPA var, döviz ama. ZPA, dövizle ilgili bir fonu var, evet. ZPA, serbest döviz fonu. Heh, o.
4,91. Peki, bakın o güzel. Niye onu göstermek istedim? Şimdi mesela bu da bir yıllık bakalım mesela buna. Hemen yıllık tarafa da şöyle bakıyoruz. Bir yıllık %77,26 bu da getir benim, sağlamış. Bir de bunu dolarla eşlenik yapar mısınız? Hemen arkadaşlarım sağ olsunlar destek oluyorlar. Destek olmakta bir şey yok ya, adam iş yaptı ki fon, sistem o kadar kolay ki Fonere'de. Tık 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 yapıp yapabiliyorsun. Evet Bahacığım. Evet. Aa. Doğru doğru. Aa, bir şey yaptık gibi anlattım ha. Valla telefonlar kolay. Uğurcuğum kusura bakma, oynatalım yani. Evet, yok şaka yapıyorum, çok hoşuma gidiyor ben böyle. Yani ben finansal okuryazarlığa ve insanların rahat rahat kullanabileceği şeylere çok önem verdiğim için bu benim en çok kullandığım uygulama. Yani tık tık tık, çünkü neyi ne zaman neye geçmem gerektiğini, kimin ne kadar düştüğünü, kimin ne kadar şey yaptığını kendimi değerlendiriyorum. Yani bugün 6 aylık baktığımda yaz fonu ya da yay fonu enflasyonun altına getiriyorsa diyorum ki ben bir yerde hata yapıyorum. Doların altına getiriyorsa bir yerde hata yapıyorum. Bunları görerek her şeyi anlayabiliyoruz. Aynen öyle. Bunları mesela burada baktığınızda görüyor musunuz? %68 dolar getirirken ZPA fonu, evet, uzun 77 vadede, yaklaşık %15'e yakın, bakın %15'e yakın fazla getirir. Yani bakın çok güzel bir oran bu. Dolar bazı çünkü, bakın dolara dolar getiriyor. Dolara %15 faiz. İnanılmaz bir oran bu. Bu kısa vadede param var. Ben bunu dolardan çıkmak istemiyorum. Ben ne hisse senedi anlarım, ne başka borsa anlarım. Ben dolar istiyorum kardeşim. Ama dolara da biraz, Mert Bey'in dediği gibi bir enflasyonu varmış bu doların, öğrendim. Ben dolara da biraz faiz istiyorum. Enayi değilim affedersiniz. Amerikan Merkez Bankası'na sıfır faizle paramı koymam diyorsanız en iyi fon bu işte. Bu daima doların üzerinde getiriyor. Yani dolar, 100 dolarınız seneye 106-107 oluyor. 110 oluyor. Ana hedefte bu. Bu %15 o kadar büyük olan ki ya, bugün 100 bin doları olanın tabii 115 bin dolar oluyor. Müthiş bir oran yani. Tabii. 15 bin dolar kim kime verir ya bugün? Hiç. Yani doları dolar aldın mı mutlu oluyor vatandaş. Yani bazen vallahi şunu düşünmüyor değilim biliyor musun, bakın. Ne? Şeytanca bir şey düşüneceğim, bir espri yapayım da. Ya böyle eşinden dostundan doları toplayacaksın. Diyeceksin ki senin doların dolar, ben sana dolar olarak geri vereceğim. Millet mutlu olacak çünkü dolar artıyor ya. Koyacağım böyle bir fona. Demeyin. Yok, fonlardan yok. Çok yaşa arayanlar var biliyorsun. Şaka bir yana ama hani gerçekten %15 getiriyor çünkü yani abi ya, bu kadar basit bir şey insanların görmemesi yani. Sonra da %15 getiri sağlayacaksın. Ya bankalar abi bunu yapıyor işte, bakın anlatmaya çalıştığım şey. Sizin tuttuğunuz bu boşta olan paralarla bunu yapıyor banka. Siz boşta tutuyorsunuz ya doları. Onlar boşta tutmuyorlar. Tabii, onlar da gidiyorlar. İşte. İşletiyorlar. Aynen öyle. Altını da işletiyorlar. Doları da oradan bir getiri sağlıyorlar. Bankaların bütün karlılığı burada. Sizin bütün tuttuğunuz boştaki dolarlar, o 100 dolarınız duruyor ya, ya da 1000 dolarınız. O 1000 doları topluyorlar. Gidiyorlar. 1005 olarak, 1010 olarak, 1100 olarak geri alıyorlar. Doğru. Lütfen buna dikkat edin. Tamam.